Seçim Özel'den herkese merhaba sevgili izleyiciler. Evet, Cam Stüdyo'da, Kent Meydanı'nda bu akşamki konuğumuz Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekili adayı Sayın Yüksel Yeğeni. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Aysun Hanım. Nasılsınız, nasıl teşekkür gidiyor? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sahanın en zinde adaylarından birisiniz bana gelen bilgilere göre. Yani diyorlar ki 24 saat yetmiyor Yüksel Yeğeni'ye. Gerçekten öyle mi? Bunu teveccüh olarak düşünüyorum. Öyle zaten. Müsaadenizle ben öncelikle ekranlar, Line TV ekranları karşısında bizleri izleyen Bursalı hemşehrilerime en kalbi duygularla selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Bu vesileyle de sizin aracınızda, sizin şahsınızda Line TV çalışanlarına, tüm ekibe de saygılar, sevgiler sunuyorum. Teşekkür ederiz. Evet, şeyden bahsediyorduk. Bu yüksek enerjinizden. Enerjimiz halkımıza hizmet coşkusu olduğu düşüncesindeyim. Biz seçim çalışmalarını toplumla buluşma, toplumumuzla kucaklaşma olarak değerlendiriyoruz. Bu coşku, bu heyecanlıkla hareket ediyoruz. Demokrasinin en güzel yönlerinden birisi de bu. Toplumu siyasetçilerle buluşturuyoruz. Toplum siyasetçilerle buluşunca taleplerini, beklentilerini, ideallerini, ülkülerini siyasetçilere aktarıyorlar. Siyasetçiler de bunları kanaat ediniyor ve bu kanaatleri de kamu kararına dönüştürmek için çırpınıyorlar. Biz de bu coşkuyla arazide şiir yazmaya çalışıyoruz aslında. Şiir coşkusuyla koşuşturuyoruz. Ne güzel. Evet, Yüksel Yeğeni kimdir diye birazcık önce ondan bahsedelim isterseniz. Ben 1989'dan beri Bursa'da yaşayan Erzurum doğumlu bir Bursalı olarak kendimi tanımlıyorum. Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünü kazandık. Burada üniversiteyi bitirdik. Daha sonra burada değişik ticari faaliyetlerde bulunduk. Ardından da bürokrasiye girdik. En son Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bakan danışmanı olarak görev yapıyordum. Bu süreç içerisindeki temel birikimim olarak düşündüğüm Ankara bürokrasisini tanıyor olmak, özellikle kamu kaynaklarının yerel ölçeğe taşınmasındaki hangi kanalların ne şekilde harekete geçirilebileceğine vakıf olmak olarak düşünüyorum Ankara deneyimim ben. Aday adaylı sürecinde de Çalışma Bakanlığı Bakan Danışmanlığı'ndan istifa ederek aday olduk. Ve nihayet Rabbim nasip etti. Partimizin karar organları da uygun gördü. Şu anda da milletvekili adayı olarak 11. sıradan Bursa AK Parti milletvekili adayı olarak seçim çalışmalarını yürütüyoruz. İnşallah toplumumuz teveccüh eder, Allah takdir eder ise milletvekili olarak da toplumumuza, Bursa'mıza, büyük medeniyet havzamıza, büyük biz olarak nitelendirdiğimiz o büyük medeniyet havzamızın insanlarına hizmet etmek, halka hizmetin hakka hizmet olduğu idraki şuuru içerisinde siyaset yürütmek için siyaset arenasında faaliyet gösteren birisiyim. Ne güzel. Peki tabii siz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk Çelik'in danışmanlığını yapıyordunuz. Eğer Faruk Bey 3 dönem kuralına takılmayıp siyasete devam etseydi, siz milletvekili adayı olur muydunuz? Tabii ki olurdum. Yani benim milletvekili adayı olup olmamamla Sayın Bakanımız Faruk Çelik Bey'in siyasette devam ediyor olmamasının bir ilintisi, bir bağlantısı yoktur. Sayın Bakanımız şu anda partimizin koymuş olduğu ilke doğrultusunda, kural doğrultusunda ve ödün vermeden bütün baskılara rağmen, parti dışında toplum baskısına rağmen bu kuraldan ödün vermedi, bunu sürdürdü. Fakat biz şunu biliyoruz, bizim toplumumuz gerçekten topluma hizmet eden, nitelikli işler, nitelikli etkinlikler, faaliyetler ortaya koyan insanları seviyor, bağrına basıyor, bırakmıyor arkasını. Bu toplumsal talepte partimizde bakan olarak gerekse partimizin yönetim organlarında görev yapan arkadaşlarımızın da yine topluma hizmet anlamında toplumsal talep doğrultusunda değerlendirileceği düşüncesindeyim. Benim siyasete girişimin bu anlamıyla Sayın Bakanımızın milletvekili olup olmamasıyla bir ilintisi yok. Ben de kendimi Bursa'mıza, Bursa'daki yaşayan halkımıza hizmet etmek düşüncesiyle siyasetin içerisinde. Bu tamamen birbirinden bağımsız. Siyasete hazırlandım zaten diyorsunuz. Evet, kendimi hazır olarak düşündüğümden dolayı bu arena içerisine girdim. Siyasetin şu olduğu düşüncesinde Maysin Hanım, toplumun bireyden ta ülkeye varıncaya kadar bütün kesimlerinin tüm taleplerini dikkate alıp bunların beklentilerini realize etme
sanatı, faaliyeti, etkinliği olduğu düşüncesindeyim. Siyasete giren insanlar aslında bir çileye talip oluyorlarsa siyasete giriyorlar. Siyaset en zor olan işlerden bir tanesidir. Gecesi gündüzü olmayan, sabahtan akşama kadar koşturma, telaşa gerektiren ve her bir ferdin teker teker sıkıntısıyla ilgilendirmeye gerektiren bir şeydir. Biz de bunu sadece dindirecek, bu yorgunluğu dinginleştirecek tek şey vardır. Halka hizmet aşkıdır, toplum sevdasıdır, millet aşkıdır. Biz siyasete bu aşkla, bu sevdaya giriyoruz. Bizi dinamik tutan, zinde tutan da aslında bu aşktır diye düşünüyorum ben. Evet, şimdi tabii bir süreden beri ciddi anlamda sahalardasınız. Hem köylerde hem kent merkezinde pek çok insanla muhatapsınız. Bütün şehir yasasıyla ilgili özellikle köy, kırsal alanlarda nasıl karşılanıyorsunuz? Bu bütün şehir yasasıyla ilgili ne düşünüyor vatandaşlar? Şimdi bütün şehir yasası olarak nitelendirdiğimiz yeni çıkarılan büyük şehir yasasının ciddi bir şekilde avantajlar oluşmuştur. Mesela büyük şehir, önceki büyük şehir yasası kapsamında baktığımızda hizmetler köy ölçeğinde, yani il sınırları dışında kalan yerlerde, taşra olarak nitelendirdiğimiz yerlerde il özel idareleri tarafından yürütülüyordu. İl özel idarelerin hareketliliği, manevrasıyla alakalı ciddi bir sıkıntı vardı. Ama bütün şehir yasası olarak tanımladığımız yeni büyük şehir yasası bütün köylerini de merkezlerini de tek bir çatı altında topladı. İl özel idaresi yönetim birimini, meclisini feshedip tek yetkin ve yetkili merci olarak Büyükşehir Meclisi'ni belirledi. Burada alınan kararlar şehrin bütününe iletiliyor ve hizmetler de tek bir elden koordine edilerek yürütülüyor. Aslında bu ciddi bir koordinasyon sorunu ortadan kaldırdı. Mesela izniniz olursa ben programında dokusuna uygun olarak arazi anekdotlarıyla bunları dillendirmek istiyorum. Dün biz Mudanya ilçemizdeydik. Orada mesela Mirzaoba köyümüzde Büyükşehir Belediye Başkanımız bir hizmet binası açılışı geldi. Benim de çalışmalarım o civardaki köylerdeydi. Biz de katıldık programa. Yıllar sürmüş orada hizmet binasının yapımıyla ilgili olarak karar verme, yer belirleme, bunları projelendirme, ihale etmeyle alakalı olarak büyük sorunlar yaşanmış. Ama Büyükşehir'e geçtikten sonra anında o hizmet oraya götürülmüş, bitirilmişti ve biz açılışına gittik. Mesela altı çok amaçlı bir salon, üstünde kahvesi olan, bütün köyün orada gelip eğlenen hem de teras şeklinde bir kahve. En üstünde de muhtarlık binası, 3 katlı harika bir hizmet binasının açılışını yaptık. Bu aslında Büyükşehir Yasası hızlı hareketle beraberinde getiren bir şeydir. Bir de Aysin Hanım, evrensel ilkeler açısından da baktığımızda aslında yerinden yönetim, hizmette yerindelik, yönetimde şeffaflık, hesap verebilirlik gibi temel evrensel ilkeler var artık. Dünya şu noktaya geldi. Merkeziyetçilik, merkezi otoritenin ta en ücra köşelere kadar belirleyici olması artık devrimi tamamladı. Dünyada yeni bir kam örgütlenmesi, çok özür diliyorum, arayışlar var. Aslında Türkiye olarak biz bu adımı atmakla alafranga modelleme olarak şekillenen modern örgütlenme modellerinden farklı bir modellemenin de temellerini atmış olduk. Ben bunu orta vadede bir bakışla değerlendirdiğimde Türkiye'de yeni bir kamu örgütlenme modellemesinin başlangıcı olarak anılacak bir atılım olduğunu düşünüyorum. Aysin Hanım, mesela yönetimin, daha doğrusu merkezi otoritenin yetkilerinin paylaşılması, yetkilerin yerel meclise devredilmesi, hatta bütçenin kontrolünün yerel meclise verilmesi çok önemli bir devrim olarak düşünüyorum ben bunu. Yerel meclis oturuyor, kararlarını alıyor. Nerede hangi sıkıntı nasıl çözülecek, buna tamamen yerel ölçekte çözümler aranıyor. Eğer bu merkeziyetçi olursa, Ankara'dan bunlar tasarlanmaya kalkışılıyorsa maalesef oradan bakıldığında Bursa'nın Keles ilçesi görülmüyor. Harmancık ilçesi görülmüyor veya İznik'i görülmüyor. Yahut işte Yenişehir'i görülmüyor. Oradan algı, ama buradan bakıldığında, Bursa'mızdan bakıldığında Bursa'mızdaki her bir yöneticimiz zaten oradandır, oralıdır. Onların veya tanıdıklar gelip sıkıntılar bunlarla paylaşabiliyorlar ve çözüm de burada üretildiğinde daha hızlı kamu hizmetlerini topluma ulaştırmasında daha kolay olduğu düşüncesindeyim. Ben bu anlamda bakarak yeni yasanın çok önemli olduğunu, tabii şurada hemen şunları da paylaşmak istiyorum. Yeni yasayla birlikte bir zaman maliyetine katlanılması gereken süreç de var. Mesela
köylerimizde karşılaştığımız şu sorun, bunu da ben özellikle not olarak aldım. Bununla alakalı olarak yeni yasama döneminde inşallah bir iyileştirme de yapılması gerektiği düşüncesindeyim. Çok hızlı bir şekilde yerel belediyelerimiz, ilçe belediyelerimiz hazırlıklar yapıyor olmasına rağmen şunu gözlemliyoruz. Köy tüzel kişiliğine göre orada mesela beyefendi oğlunu evlendiriyor, gelini getirerek bir oda ihtiyacı olmuş sadece. Başka evet. bir şeye gerek yoktur. Ortak kullanım alanları var, sadece bir gelin odası yapacak. Bunu yapmak için eğer yeni imar kanunu kapsamında büyükşehire müracaat ettiğinde burada başka sorunlarla karşılaşıyoruz. Bu sorun şu oluyor, imar yasasına uygun mu değil mi? Evet. Köy tüzel kişiliğiyken böyle bir şey olmadığından dolayı çok kolay hareket ediyor. Veya odasının duvarı yıkılmış, bunu köy tüzel kişiliği kapsamında hızlı bir şekilde yaparken şimdi bunu yapmak için yeni imar kanununa, iskan kanununa takılma gibi sorunlar oluyor. Aslında burada bir yıl gibi bir süre eski köy tüzel kişiliğinin işletilme yöntemlerinin devam etmesi doğru olur diye bir kanı var. Bunu inşallah mutfak çalışması aşamasında profesyonellerle tartışacağım. Arazide aldığım bilgileri bunu Ankara'ya taşıyacağım. Böyle bir kolaylaştırma olurlarsa şu anda kısa vadeli tıkanıklıkları da aşmış oluruz diye düşünüyorum. Ama bu mesela belediyelerimizin birçoğu tip projeler hazırlamışlar. Farklı level'lerde, 3-4 kategoride bunları sunuyorlar milletimize. Fakat buna hem sosyolojik olarak hazır değil köylülerimiz hem de yerel yönetimlerimizde çok kısa bir süre çünkü bu bir yıl henüz oldu işte 13 ay 14 ay olmadı. Evet. Bir sürede ciddi bir hazırlık olmasına rağmen sorunlar var. Bunlar iyi değerlendirilmesi lazım. Bunları da ayrıca not olarak alıyorum. Ankara'da değerlendireceğim. Öbür taraftan şunları da ben gözlemliyorum. Toplumumuz ciddi bir şekilde hizmet talep ediyor. Köy ölçeğinde de bunu gözlemledik, ilçe ölçeğinde de bunu gözlemledik. Aşağı yukarı tüm mahallelerimizi dolaşıyoruz, bütün köylerimize ulaşıyoruz, tüm ilçelerimizi gezdik. Bizim karşımıza çıkan talepler tamamen rasyonel talepler. Toplumumuz olaylara yaklaşırken oturuyor ve matematik yapıyor. Benim şu 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 ihtiyaçlarım var, şunlar karşılanması lazım diyor. Biz de zaten siyasette budur. Toplumsal beklentiler toplumsal taleplere cevap vermektir. Mesela burada baktığımızda yeni büyükşehir yasası kapsamındaki illerde karşılaşılan bir sorundur. Bu Bursa'mızda bu illerden birisidir. Burada neyle karşılaşıyoruz? Belediyemizin bütün teknik imkanları, bütün insan kaynakları seferber ediyor olmasına rağmen koordinasyonla alakalı bile henüz daha araziye adaptasyon sağlanamamasının getirmiş olduğu bir zaman maliyetine katlanma diyorum ben buna. Mesela hepsini birlikte yapma imkanı yok. Burada da inşallah farklı değerlendirmeler arkadaşlar yapıyoruz. Hızla alakalı olarak da inşallah kamu kurumlarının diğer imkanlarına transfer ederek bu hızlandırmayı da yapacağız diye. Çünkü milletvekili arkadaşlarımızla oturup değerlendirdiğimiz toplantılar da bunlara gündeme aldık. Şimdi bizim topluma hizmeti çok kısa sürede ulaştırma gibi bir derdimiz var. Bu seçim endeksi değil. Biz ne kadar kısa sürede toplumumuzun var olan bir problemini çözersek bunu biz kendi kendimizin performansıyla yarışma olarak düşünüyoruz. Aziz Hanım belki sizin sorularınız içerisinde olacaktır. Kaptırmışken kendimi. Güzel güzel devam edin. Güzel güzel burada susuyorsunuz. Bu süreç içerisinde ben şunları da hemen aktarmak istiyorum izniniz olursa. Söz sizin şu an. Şimdi Arazi'de bizim gördüğümüz şeyler şu. AK Parti iktidarı yerel yönetimlerine gerçekten destan olmuş. Toplumumuzun hizmet kalitesini ve hizmet çıtasını yükseltmişiz. Bütün köylerimizde şu var. Gidiyoruz köylerimize. Bütün köylerimizin kanalizasyon şebekeleri döşenmiş. Su şebekeleri döşenmiş. Eski ise bunlar yenilenmiş. Köy içleri parke taşı olarak döşenmiş. Köy girişleri ise, köy yolları ise asfalt olarak yapılmış. Köylerimize, her bir köyümüze mahalle konakları yapılmış, yapılmayanlar da planlanmış, her birinin tarihi belli ve şu anda hızlı bir şekilde belediyelerin bunların çalışmasını yürütüyor. Çok amaçlı salonlar kurulmuş, çocuk oyun alanları yapılmış, çocuk oyun grupları yerleştirilmiş. Yani AK Parti en ücra köyümüze kadar. Mesela geçen hafta Büyük Orhan ilçemizdeydik. Evet. Belediye başkanımıza yaklaşık 10 kadar köyümüzü gezdik. Yani 12 bin nüfuslu bir ilçeden bahsediyorum. Bir günde 1200 insana, %10'una ulaştık bu köylerimizde. Gezip gördüğümüz orada bağrımızı geriyorduk ve gerçekten iftiharla yaklaşıyorduk. Tüm köylerimizde
Müthiş bir şekilde hizmetler sunulmuş. 6 köyümüz kalmış. Onlar da planlanmış. Ve onlara da ne zaman yapılacağını belediye başkanımız programını sunuyor köylülerimize. Aziz Hanım, biz bu hizmetleri sunarken ne yaptık? Toplumun talep çıtasını yükselttik. AK Parti iktidarı öncesinde köylerimizin talebi şuydu. Bizim köy yollarımızdan bir grader geçsin de şurada iki araba geçtiğinde yan yana gidebilsin şeklindeki ezilmişlik ve siliklik psikolojisini biz AK kadrolar olarak aldık ve nitelikli bir talebe dönüştürdük. Artık köylerimiz bizden bunu istemiyor. Birçok köyümüze karşı, mesela dağ ilçelerimizde bizden istenen şu muhtarımız şöyle bir talepte bulunuyor. Sağ olsun belediyemiz köy konağımızı yaptı, bilgisayarımızı da aldı. Fakat bizim şu bilgisayarın kapasitesinin yükseltilmesi lazım. Bir üst model bilgisayar istiyorum diyor. Ne güzel. Bunları duyduğumuzda gerçekten iftihar ediyorum. Ve Türkiye'nin nereden nereye geldiğini gördüğümde duygulanıyorum. Bir başka köyümüzden de bir anekdot paylaşayım. Bu da Kestel ilçemizde karşılaşmıştık. Yanlış hatırlamışım, Ağlaşan köyüydü herhalde. Orada da köy muhtarımız, belediyemiz köy konağını yapmış. Köy içi parke taşı döşenmiş. Girdiğinizde adeta sosyal donatı alanları sizi kuşatıyor. Hanımlarımıza yönelik ayrı sosyal faaliyet alanları yapılmış. Muhtarımıza bizden bir arzunuz, isteğiniz var mı diyorum. Hatta enerji nakil hatları da beton direklere dönüştürülmüş. Hı hı. Muhtarımız diyor ki köy perdelerimizin alınmasını istiyorum diyor. Köy konağımızın perdelerini. Şimdi bunları gördüğümüzde Anadolu tabiriyle beş beş oluyorsun. Allah'a şükür biz toplumumuza bu hizmeti sunduk. Toplumumuza AK kadrolar olarak, AK belediyeciyle bu hizmetleri götürdük. Toplum bizi neden şunu yapmadınız diye yargılamıyor. Fakat geldiğimiz noktada bir şeye tanık oluyorum. Bu talep yükselmesi yeni bir talep arayışını doğurmuş. Fakat bunun henüz adını koyamıyoruz. Bugünden size bir anekdot daha aktarmak istiyorum. Sevinirim. Bugün de Mudanya Nilüfer ilçemizdeydik. Bir fabrikaya gittik. Oradaki işçilerimizle oturduk, beraber yemek yedik. Onlarla biz konuşmayalım, siz konuşun. Nasıl görüyorsunuz bizi? Bizi biraz eleştirin diye oturdu. Oradaki değerlendirmeler aldım. Mesela iş yeri sahibinin, patronunun takdim ettiği, bizim belimizdir dediği oradaki işçileri koordine eden arkadaşımız bize bir serzenişle başladı. Dedi ki, ya arkadaş dedi, ben size kırgınım. Neden kırgınsın? Muhabbet ediyoruz. Diyor ki, siz bana ne verdiniz? Mesela ne istiyorsunuz? Diyorum. Aslında bir şey diyemiyorum. Peki şu verdiklerimiz, evet Allah razı olsun, hastanesinden hepsinin farkında, sosyal güvenlik hizmetlerinin farkında, özel hastane tedavisinin farkında, duble yollarının farkında, kişi başı milli gelirin yükselişinin farkında, işte IMF'ye borçların ödenmiş, IMF'ye borç verebilecek bir ülke olmuşluğun farkında, moral değer olarak dün ezik, silik olan bir moral değerin şu anda dünyayı dizayn edecek bir coşkuya, heyecana döndüğünün farkında. Fakat bir arayışı var. Mesela neler olması lazım diyor. Oturup biraz muhabbeti geliştirdiğinde bana şunları paylaşıyor. Diyor ki, benim bir kızım var. Yüksek lisansını yaptırdım. 17 bin TL masrafım oldu. İki oğlum var. Üniversiteyi tamamlattırdım. Üniversitede işte kişi başı maliyeti bana şu kadar oldu. Çıkarıyor. 100 bin TL'den farklı bir maliyetten bahsediyor. Bunları kazanmış. Fakat biz bunları mesela nitelikli bir hizmet olduğundan dolayı bunu anlayamıyoruz. Yani bizim kuşağımız, bizden önceki kuşaklara baktığımızda bizim babalarımız, mesela benim babam bir inşaat sıvacı ustasıdır. Kendisi didinmiştir, çırpınmıştır, iki ineğini satmıştır, bizi okutmuştur. Kendisi inşaatlarda çalışarak çocuklarını eğitmiştir. Şimdi geldiğimiz noktaya baktığımızda biz babamızın yaşam standartının çok üstünde bir yaşam standartı. Her birimiz bunlar böyleyiz. Yani burada sadece kendimi kastederek demiyorum. Bursa'mızdaki bütün ailelere baktığında kendi niteliğinin, yaşam standartının çok üst seviyelere çıktığını gözlemliyor. Biz AK Parti olarak 10 yıllık bir zaman dilimi içerisinde gerçekten bu toplumun talep istasyonu yüksek. Artık her evde üniversite mezunları var, yüksek lisans yapanlar var. Her bir ailenin çocukları da işte 5 bin liralık, işte 6 bin liralık işler bulmuşlar ve buralarda çalışanlar var. Veya bu seviyedeki iş arayışı içerisinde olanlar var.
Şimdi bunlar ciddi bir şekilde toplumdaki yaşam kalitesini ve beklentiyi ve talebin çıtasını yükseltmekle alakalı. Bunları genişletebiliriz. Yani sağlık alanındaki beklentilerimizden, eğlence alanındaki beklentilerimize varasıya bunları çoğaltabiliriz, genişletebiliriz. Fakat şu anda da bir toplumda yeni bir beklenti oluşmuş. Ben bu beklentinin bir ideal ve bir ülke olduğu düşüncesindeyim. Bu ülkenin de büyük medeniyet havzamıza odaklılık olduğunu toplumda gözlemliyorum, köyümüzde gözlemliyorum, ilçemizde gözlemliyorum. Bu toplum medeniyetler kurmuş bir toplum. Hele Bursa'mız Osmanlı gibi dört kıtaya hükmeden koca bir medeniyete kurucu başkentlik yapmış bir coğrafya. Bizim Bursa'mızdan baktığımızda Bursa'mızın arazilerinde hala Orhan Gazi'nin, Osman Gazi'nin atlarının nal seslerini görüyoruz, dinliyoruz, işitiyoruz. Köylerimize gittiğimizde onları görüyoruz. Dokunmuş ilmek ilmek bu coğrafyaya. Bugünkü Bursa'mıza baktığımızda da Aysin Hanım, Bursa Türkiye'nin tüm çeşitliliğidir. Türkiye'nin tüm şehirlerinden Bursa'mızda insanlar yaşıyorlar. Barış içinde herkes kendisi olarak yaşıyor. Hatta kendi kültürlerini, kendi birikimlerini de Bursa'nın tümüyle paylaşmak için STK'larımız aracılığıyla ciddi faaliyetler, etkinlikler yapıyor. Adeta bir siyasi parti gibi faaliyetler yürütüyorlar. Her bir federasyonumuzun onlarca alt birimleri, dernekleri oluşuyor. Veya onlarca olmuş alt dernekler birleşiyorlar. Üst bir kimlik olarak federasyonlar şeklinde bir araya geliyorlar. Buraya baktığımızda mesela çok rahat bir şekilde Anadolu'nun herhangi bir şehrinin damak tadını Bursa'da bulabiliyorsunuz. Herhangi bir şehrinin kültürünü, folklorunu Bursa'da bulabiliyorsunuz. Yani Bursa bir Anadolu çeşitliliği oluşturmuştur. Hatta biraz daha geniş baktığımızda Anadolu Mezopotamya halklarının kendisi olmuştur. Bunu kültürel zenginliğimizde, menü zenginliğimizde gözlemlediğimiz şeyler. Mesela ben Erzurum doğumlu diye Bursalı olarak kendimi tanımlıyorum. Biz kadayıf dolmamız var bizim. Bunu Bursa'nın Kemal Paşası'yla birlikte menümüze koymuşuz. İşte cağ kebabımızı İskender Kebap'la birlikte damak tadı edinmişiz. Ve Bursa'da cağ kebabın, İskender Kebap'ın damak tadı olduğu bir kültür kodu oluşmuş. Bunlar müthiş bir zenginlik oluşmuş. Bunları sanatımızda, folklorumuzda de gözlemlememiz mümkün. İnşallah bunları mimarimize de yansıtacağız. Bütün Türkiye'nin çeşitliliğinin o yerli olan mimari tarzını da biz Bursa'da bütünleştireceğiz. Şimdi böylesi bir çeşitliliği oluşturmuş yapı. Aslında sosyolojik olarak da bunu çocukların genlerine dokunmuş. Bursa'da herhangi bir kapıyı çalıp içeriye girdiğinizde Bursa'nın bu çeşitliliğinin oraya yansıdığını göreceksiniz. Bir eve girersiniz, gelin Kürttür, diğer gelin Arnavuttur, öbür gelin Boşnaktır, birisi Türkmendir. Tabii, mozaikli yani biz, bir yaşam. Mozaikli bir yaşam var ve çocuklarımızın genlerinde birleşmişiz. Bu şey değildir Aysin Hanım. Marjinal ve rigid bir olay değildir. Milyonlardan bahsediyorum Türkiye'de. Milyonlar şu anda çocukların genlerinde birleşmiştir. Çerkez bir babanın, Kürt bir annenin çocukları şu anda milyonlarla ifade edilebilecek bir çoğunluktadır. Böylesi bir kültürel zenginliğe sahibiz. Bursa'mızda bunların önde gelen yerleşkelerinden, şehirlerden bir tanesi. Şimdi Bursa'nın bu müthiş bir potansiyelidir. Bu potansiyel aslında yeni bir medeniyetin kuruluşuna da Bursa'yı önce edecektir. Bursa, Osmanlı'ya kurucu başkentlik yapmış olan Bursa, o büyük medeniyetimizdeki büyük bizim yaşam şeklinin de nasılını ve neydiğini insanlar sunabilecek bir birikime, potansiyele sahiptir. Yani biz şu anda Bursa'daki mahallelerdeki yaşam çeşitliliğimizi insanlar rol model olarak sunduğumuzda Batı'nın tek tipleştirdiği, modernitenin tek tip yaratığa dönüştürdüğü değer kodlarını zaten kendilerini insanı tıkamış olan değer kodlarını yeniden insanı, insanlığı, insancılığı ön plana çıkaracak bir yaşam modeli olarak oluşturacak bir potansiyel Bursa'da görüyorum. Aysin Hanım, ben bu anlamıyla Bursa'nın yakın gelecekte çok önemli bir işler üstleneceğini düşünüyorum. Bu da şu olacaktır, Bursa sorumluluklarını fark edecektir. Bursa sorumluluklarını fark ettiği gün tüm sorunlarını aşmış olacaktır. Çünkü biz
sorunlarımızı aşmamızın tek yolunun sorumluluklarımızı yerine getirmek olduğu idraki ve farkındalığı içerisinde olan bir medeniyetin çocuklarıyız. Aslında Hanım, mesela evrensel ölçekte baktığımızda sizin de yaşınız müsait, benim de yaşım müsait. Bosna Hersek'te bir kargaşa olmuştu. Biz Turan köyden şehit vermiştik. Orada yaşayan Boşnaklar kendi oradaki hem ırklarını korumak, onlarla birlikte olmak için oraya yanlarına bir Kürt delikanlıyı alarak gitmişlerdi. Şu an Halep'e bomba düşüyor, Bursa'da kira fiyatları yükseliyor. Yahut geçenlerde Kırım'da mesela bir hareketlenme oldu. İstanbul'da 100 binler, 200 binler hareketlenmeye başladı. Türkiye tüm medeniyet havzamızın çeşitliliğini bağrında taşıyan bir şeydir. Burada bizim en büyük handikapımız da belki konumuzun dışında olabilir. Genel politikalarla belki uluslararası siyasetle alakalı birkaç cümle değinip sizin yönlendirmenize yine kendimi angaja adapte edeceğim. Mesela biz evrensel ölçekte baktığımızda Türkiye'de bir şeyler görüyoruz, bir şeyler gözlemliyoruz. Türkiye bir kaos ve kargaşa içerisindeki istikrar merkezi olmuştur. Suriye'ye baktığımızda kargaşayı hepimiz görüyoruz. Sokaklarımızda soluyoruz bunları. Libya'ya baktığımızda hakeza, Mısır'a baktığımızda hakeza, Kırım'a baktığımızda hakeza, yakın komşumuz Yunanistan'a baktığımızda oradaki karışıklıklar, oradaki ekonomik istikrarsızlıklar, bunları da görüyoruz. Türkiye bölgede istikrar unsuru olmuştur. Bu millet bu istikrarıyla büyük biz olarak nitelendirdiğimiz medeniyet havzamızın çocuklarına da umut olmuştur, ışık olmuştur, esin kaynağı olmuştur. Türkiye rol model olmuştur. Medeniyet havzamızın çocukları bizi rol model olarak kabullenmiştir. Batı'nın getirmiş olduğu modern öğretilerle şekillenmiş hayat anlayışının kendilerine için bir huzur getirmediğini, sadece çatışma getirdiğini biliyor ve Türkiye öykünüyor, Türkiye özeniyor ve Türkiye'den büyük bir beklenti içerisindeler. Bizler eğer Türkiye olarak kendi iç bükey tartışmalarımızdan çıkıp büyük medeniyet havzamızdaki büyük biz odaklı olarak düşünür, okur, yorumlar, hayat okumalar yaparsak ben bu milletin çok kısa bir sürede ama çok kısa bir sürede büyük bize ulaşacağını, büyük bizi tesis edeceğini, barış içerisinde herkesin kendisi olduğu, kimsenin kimseyi tanımlamadığı, çeşitliliğin egemen olduğu, çoğulukçuluğun değil çoğulculuğun yaşam şekli olduğu bir yeni dünya kuracağına inanıyorum. Ve bu kurulacak yeni dünyanın da bütün Batı'da yankı yapacağını, hatta Paris sokaklarında, Berlin sokaklarında biz de Türkiye gibi olmak istiyoruz diye yeni Fransız devrimlerine öncülük edeceğini düşünüyorum. Bu noktada da Bursa'yı çok şanslı görüyorum. Tek bir dezavantajımız var. Bizim 30 yıllık eski Türkiye'nin bir prangası var ayaklarımızda, bölünme sendromu. İşte özgürlükler adına, özgürleşme adına hangi adımlar atılıyorsa birileri çıkıyorlar. Vatan bölündü, bu şu oldu, bu oldu. İşte televizyon açıyorsun, Kürtçe yayın yapsın diyorsun, yer yerinden oyuyor. Birileri vatan gitti elden diyor. İşte kalkıyorsun, bunlar Kürttür, kardeş siz Kürtçe konuşun diyorsun, vatan elden gitti diye sendromlar üretiliyor. Bunlar bizim hızlı adım atmamızı, medeniyet havzamızı, buluşlarımızı engelliyor. Ekranlarınız aracılığıyla şunları ben sloganik bir söylemle dillendirmek istiyorum. Türkiye'de bölünme sorunu yoktur, bölünememe sorunu vardır. Bugün anlaşma yapılsın, gelin ne olursunuz bölünelim denilse bile bunu bölmeye güç yetirecek hiçbir kimse yoktur. Çünkü biz biraz önce bahsettiğim gibi çocuklarımızın genlerinde bölüşmüşüz. Eşler mi birbirinden ayrılacak? Çocuklar mı ikiye parçalanacak? Sosyolojinin müsaade etmediği bir şeye, ideolojinin de imkan bulamadığına 30 yıllık geçmişimiz tanıktır. Böyle bir şey yoktur. Türkiye'nin bölünme sorunu yoktur. Türkiye birleşecektir. Türkiye birleşecektir. Çok yakın gelecektir. Ben bunu hiç çekinmeden bir siyaset kimliğiyle, ekranlar aracılığıyla da ifade etmek istiyorum. 5 yıllık bir projeksiyonla söylüyorum. Mezopotamya Anadolu Birliği kurulacaktır. Mezopotamya Anadolu halkları çocuklarının genlerinde birleşmiştir. Kaderlerinde birleştirecektir. Coğrafyalarında birleştirecektir.
bölünme sendromundan çıkmamız ve büyüme olarak bakmamız lazım. Çünkü bölünerek çözülürüz, büyüyerek çözüm üretiriz, çözeriz diye düşünüyorum. Ben bu noktada da dünya konjektürünün de buna müsait olduğunu, şu anda gına getirmiş olan toplumumuzun da özellikle PKK argümanlarına elinin tersine iterek edibese dediğini görüyorum, gözlemliyorum. Türkiye bu anlamıyla başka bir yere doğru gidiyor. Ben Bursalıların da bunun farkında olması gerektiğini ekranların aracılığıyla tüm Bursalı hemşehrilerimle de paylaşmak istiyorum aslında. Evet, peki sahada gezerken, süremiz çok az kaldı. Sahada gezerken muhalefet partilerinin ekonomik vaatlerini nasıl halk yorumluyor? Vatandaş nasıl karşılık buluyor mu, bulmuyor mu? Çok güzel bir soru sordunuz. Şu anda herkes boy keseden bir şey dağıtıyor. Ve bunlar da körler, sağırlar, birbirini ağırlar anlamında birkaç klik partisi olan partiler etrafını kuşatmış. Birkaç klikçiyle olayları aktarıyorlar. Sanıyorlar ki büyük bir teveccüh buluyor toplumda. Ben bunu yine Kazım Karabekir mahallemizdeki bir esnaf çay ocağından cevabını vermek istiyorum. Kılıçdaroğlu mesela şeyle ilgili açıklamasını yapıyor. Emeklilere işte şunu veriyorum, bunu veriyorum dediği gün. Peki maaş ikramiye. Evet. Sabahında ben esnaf çay ocağına gitmiştim. Orada oturduk. Tabii geçtim bir kenara, bir arkadaşla oturdum. Çayını söyledim, içiyorum. Orada konuşmaları dinliyoruz. Şöyle diyor oradaki bir arkadaşımız. Bu tekstilci bir arkadaştı. Diyor ki, ya arkadaş Cem Uzan bundan daha tutarlıydı. Hiç olmazsa geliyordu, döner dağıtıyordu, kontür dağıtıyordu. Diyorduk ki bu Motorola'dan vurduğunu bize verir. Aynen onların terminolojisiyle ilgilendirmek istiyorum. Bu adamın maaşına haciz gelmiş. Bu nereden verecek bunları diyor. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu toplumun içerisine girmiyor. Toplumun kılcal damarlarına habersiz. CHP siyaseti de elitist bir siyaset olduğundan dolayı onların halkla bir araya, mesela seçim çalışmaları bile bay bay şeklindedir. Ama AK Parti siyaseti toplumun genleridir, toplumun kodlarıdır, toplumdur, toplumun ta kendisidir. Biz zaten Bursa'nın çay ocaklarındaki, kahvehanelerindeki, çay bahçelerindeki konuşulanları kamu kararına dönüştürdüğümüzden dolayı bu toplumun kendisi olmuşuz. Bu toplumun beklentisi, umudu olmuşuz ve dünyanın hiçbir yerinde görülmeyen bir şey gerçekleştirmişiz. 3 dönem iktidar partisi olarak yıpranmadan toplumun teveccühünü almışız ve her seçim bir önceki seçime göre de oyumuzu daha arttırarak toplum bize iktidar erkini teslim etmiştir. Bizim adımıza kamuyu yönet diye görevlendirme vermiştir. Ama muhalefet partilerine baktığımızda bunlar eski Türkiye'nin prangalarından kurtulamıyorlar. Ustaları olan Demirel raconuyla onlar topluma yaklaşıyorlar. Düşün peşime, onlar bir veriyorsa ben beş veriyorum şeklinde işte mezat yapıyorlar, bir şeyler vaat ediyorlar. Bunlar Demirel'in acemi çırakları. Demirel hiç olmazsa bunu biraz da polemikle, demagojiyle becerebiliyordu. Bunlar demagojiyi dahi beceremiyorlar. Toplum bunların hiçbir dediğine itibar etmiyor. Bu toplum ciddidir ve siyasette ciddi yapanları dikkate alıyor. AK Parti siyaseti de ciddi bir siyasettir. Biz toplumun tüm rasyonel taleplerini gerçekleştirmenin zaten ibadet olduğu iştiyakı, arzusu, coşkusu içerisinde koşturduğumuzdan dolayı toplum bize veriyor. Bu keseden dağıtma mantığı yok. Mesela sanırım Devlet Bahçeli de kalktı, Kılıçdaroğlu az, benden şu kadar daha, o da başka bir şeylerden bahsediyor. Şimdi Aslı Hanım, biz özellikle bu emekli maaşlarıyla alakalı olarak şunları dillendirmek istiyorum. Biz dedelere diyoruz ki sizin çocuklarınıza iş vereceğiz. Sizin harçlığınız bittiğinde torununuz size, dedeciniz harçlığın bittiyse harçlık vereyim diyeceği bir günü hazırlıyoruz. 2023 vizyonuyla biz bakıyoruz. 2071 vizyonuyla bakıyoruz. Biz günü kurtarma politikası yürüten bir parti değiliz. Biz ciddiyiz ve devlet idare etmenin de ciddi bir şey olduğuna inanıyoruz. Bu ciddiyetle de çıkıyoruz ve hiçbir zaman popülist davranmıyoruz. Toplumumuzun karşısına çıkıyoruz. Diyoruz ki bak kardeşim. Mesela benim arazide bunlara karşılaştığımda oturup konuştuğumu da dillendirdiğim şey şu. Aziz Hanım 1974 yılında bir çalışan, düzeltiyorum, 7 çalışan bir emekliye bakıyor. Bugün 2 çalışan bir emekliye bakıyor. 2027 projeksiyonuyla söylüyorum.
bir çalışan iki emekliye bakacak. Neden biliyor musunuz? Bu eski Türkiye'nin iktidarları, o popülistler, ben bunları çok da böyle saf bir politik olduğu düşüncesinde değilim. Bunlar bizim milletimize karşı suikast tertipleyen politikalardı. Bunlar işgalcilerin işbirlikçisi olarak hareket ettiler. Geldiler, soyumuzu kurutmaya kalkıştılar. Hatırlarsınız, okula giderdik, doğum kontrolü, hastaneye giderdik, aile planlaması, bir bebek, bir köpek yeter, çökeriz, ekonomimiz batar gibi bizim soyumuzu kuruttular. Bugün genç nüfusumuz azaldı, yaşlı nüfusumuz çoğaldı. 2027'den bahsediyorum. Bir çalışanın iki emekliye bakacağı günlere bizi mahkum ettiler. Yani bunun sahada bu ekonomik vaatlerin seçmen nezdinde çok fazla karşılığı yok, yok biz de onlara diyoruz peki. Ki arkadaş biz böyle popülist yaklaşmıyoruz toplumumuza diyoruz. Toplum da bunları itibar etmiyor. Bunları ciddiye almıyor. Uzun vadeli yatırım yapıyoruz. Biz uzun vadeli bakıyoruz çocuklarımızın yanına. Mesela bizim vaadimiz şu oldu. Hiç kimse duymadı. Çalışma Bakanımız kalktı 1 milyon işsize iş diye bir şeyden bahsetti. Mesela Kılıçdaroğlu'nun bir tiyatrosu vardı işte bir ne yapacaktı? Büyük bir şehir kuracaktı işte Türkiye'yi kurtaracaktı. Ulusal basında bile komedi olarak değerlendirildi. 35 yılda 2 milyon insana istihdam imkanı diye bir şeyden bahsediyor. Biz zaten 1 milyon işsize iş imkanı taahhüdümüzü sunmuşuz. Biz bununla geliyoruz. Yani biz tüketici bir politika ortaya koymuyoruz. Biz üretici bir politikayla yaklaşıyoruz. Hazinede para var, bol keseden Kılıçdaroğlu dağıtacak. Devlet Bahçeli o az dağıttı, ben daha fazlasını dağıtacağım. Yok böyle yoğurdum bollu. Bu toplum ne yaptığını biliyor. Hazinedeki parasını yatırımlara aktarıyor. Hazinedeki parasını kişi başı milli gelir yükseltecek formüllere aktarıyor. Kişi başı gelirimiz yükseldikçe de emeklilerimizin maaşı yükseliyor. Asgari ücretimiz yükseliyor. Biz birlikte kalkıyoruz zaten. Başka çaremiz yok. Böyle harman savuranlar toplum biliyor ki 5 ayda zaten memleketi batıracaklar bunlar. O yüzden dolayı bunlara iltifat etmiyor diye düşünüyorum aslında. Peki. Ben teşekkür ediyorum. Süremizi aştık hatta. Aştık sonra, mı? Evet aştık. Başka bir programda yeniden konuğumuz olmak çok umuduyla teşekkür diyelim. Ederim. Biz teşekkür ederiz. Ben de ekranlarınız arasında tekrar tüm Bursa'lı hemşehrilerime iyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Size de bize bu fırsatı verdiğinizden dolayı. Line TV ekibi adına şahsınızı hepsini kutluyorum. Sağ olun, tebrik çok varsın. Evet çok sevgili izleyiciler, Seçim Özel'de bu saatteki konuğumuz Yüksel Yeni oldu. Yeni programda yeniden karşınızda olmak umuduyla. Hoşça kalın, esen kalın.